Herkese merhabalar arkadaşlar. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bir başka bilanço analizi videosuyla da karşınızdayım. Şöyle kısaca hangi hisselere bakacağımızı söyleyelim. Evet, ilk olarak OYAK yatırım ortaklığına bakacağız. Daha sonrasında ise Teknosa, Diobo'ya, Konfor şeklinde devam edeceğiz. Kütahya Şeker, Derim, Ditas, Eskar ve Başkent Doğalgaz. En son olarak da Altın Yunus Çeşme'nin bilançolarını inceleyeceğiz. Evet, hemen OYAK yatırım ortaklığıyla başlayalım. Net satışlara bakarsak 16 milyondan 20 milyona çıkmış. FAVO'ya bakarsak 1.62'den 1.99'a yükselmiş. Net kâra bakarsak da net kâr 1.62'den 1.98'e yükselmiş. Net borca bakarsak bu anlamda bir sıkıntı bulunmuyor. Negatif net borç. Öz sermaye bakarsak çeyreksel bazı 2 milyon. Bir senede de 5 milyonluk bir yükseliş var. Aktiflerle kıyaslarsak da kaldıraç oranının düşük olduğunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar bilanço gayet güzel. Tabii ki bir de piyasa verilerine bakacağız. Piyasasına göre kıyaslayacağız. Şimdi hemen OYAYO'ya bakalım. Evet, OYAYO bakmadan önce tabii ki hemen bir öz sermaye kârlılığı hemen hesaplayalım. 3.95 bölü 24.64 %16'lık öz sermaye kârlılığı var. Baktığımız zaman yatırım ortakları sektöründe işlem görüyor. Öz sermaye kârlı sektörüne göre güzel ama bir miktar piyasaya göre düşük. 22.04 FK var. FK bir miktar yüksek olduğunu söyleyelim. 24.64 OYAYO'nun FK'sı. PD bölüde de 3.95'miş OYAYO'nun. O da bir miktar sektörüne göre yüksek. Ayrıca bakın FDF ve çarpanları falan da var. Ama sektöründe genel olarak yazmadığı için bunları kıyaslayamıyoruz. Muhtemelen yazmadığı için yani iyidir diye düşünüyorum. Çok yani yüksek aslında 18 biraz ama muhtemelen iyidir diye düşünüyorum. Evet, kısacası bilanço gayet güzel ama bir miktar sektörüne göre pahalı olduğu için şu FK ile PDD'de bir de öz sermaye kârı %20'nin aşağısında olduğu için bir miktar oralardan puan kırdım. 10 üzerinden 7 puan verilebilir diye düşünüyorum bilançoya. Bir başka bilançomuz Teknosa'nın bilançosu. Satışlara baktığımız zaman 955'ten 1.5 milyara yükselmiş. FAVÖK 42 milyondan 112 milyona yükselmiş. Net kar negatif. Geçen sene de ikinci çeyrekte negatifmiş. Yani 10 milyonluk bir yükseliş var ama yani kötünün iyisi anca bu. Net borca bakarsak bir önceki çeyreğe göre 200 milyona yaklaşık bir borç kapanmış. Geçen seneye göre de 30 milyona yakın bir borç gelmiş. Öz kaynağa bakarsak da ne zamandan beri negatif olan öz kaynaklar bu çeyrekte pozitif öz kaynağa dönmüş. Yani bir dönüş olabilir tabii ki ama daha yeni dönmesi burada bakın sıkıntılar oluşabilir. Çünkü neden? Bakın borç gördüğünüz gibi öz kaynaktan fazla, bu anlamda sıkıntılar olabilir. Aktiflerle kıyaslarsak da oldukça yüksek bir öz kaynak kârlı ile işlem gördüğünü, kaldıraç oranı ile işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Hemen hesapladım mesela. 107 bölüm 2019 yaparsak bir de birden çıkalım şöyle. Bakın %95'e yakın bir kaldıraç oranıyla işlem görüyor. Bu anlamda sıkıntılar var. Tabii ki bir de piyasa verilerine bakacağız. Bunları sektörüne göre kıyaslayacağız. Teknosa yazalım. Teknosa perakende sektöründe işlem gören birisi. Öz sermaye kârlı hesaplayalım. PD bölü D'de 12.59 bölü 10.45 yapalım. Yani öz sermayesi daha yeni artıya döndüğü için çok yüksek bir öz sermaye kârlı çıkıyor. Yani bu anlamda başarılı diyebilirim ama yani yeni döndüğü için sıkıntılar oluşabilir. Bilginiz olsun. %120 öz kaynak kârlı çok yüksek bir oran. Bu anlamda başarılı. Tabii eksiden artıya döndürmek de her şirketin harcı değil. Çoğu şirket öz kaynak eksiyken bir anda batış, yani iflas bayrağını çekiyor. Teknosa'ya baktığımız zaman öz kaynak kârlı sektörüne göre gayet güzel. FK'sı 10.45, sektörüne göre düşük olduğunu söyleyelim. PDB'de de 12.59, sektörüne göre yüksek. FDB'li Fabrik 2.85, o anlamda sektörüne göre güzel. Şimdi piyasa değeri bir satışlara bakalım. Piyasa değeri 1.3 milyar, satışlar 6.5 milyon, yani 1 bölü 5'ten 0.2'lik bir oran çıkacaktır. Sektörüne göre güzel. Borca bakarsak da 389 milyon borç. FAVÖK'te 609.
Yani 0,6 küsur bir şey çıkacaktır. Yani sektörüne göre yine iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yani genel anlamda sektörüne göre PD bölü DD dışında gayet güzel. Yani bir miktar tabii ki öz kaynağın negatiften pozitife dönmesi düşündürmüyor değil. Ama yani daha yeni döndüğünü, daha yeni dönmesi bir anlamda sıkıntı olabilir. Yani bir de borç sıkıntısını düşünürsek, bir de kaldıraç onu düşünürsek 10 üzerinden 7 puan bence verilebilir diye düşünüyorum. Evet, bir diğer bilançomuz Diyoboy'un bilançosu. Satışlar 334 milyondan 589 milyona yükselmiş. FAVÖK 68 milyondan 66 milyona gerilemiş. Net kâra bakarsak da 30 milyondan 15 milyona gerileyen bir net kâr var. Borca baktığımız zamansa borç çeyreksel bazda 34 milyon artmış. Bir önceki sene oranına bakarsak da 30 milyon azalmış. Ama öz kaynaklardan hep borç fazla olmuş. Bu anlamda şirketin hep bir borç yükünün altında olduğunu söyleyebiliriz. Aktiflerle kıyaslarsak da kaldıraç oranının yüksek olduğunu söyleyelim. Şimdi 316 bölü 2173 yapalım. %85'lik bir kaldıraç oranı işlem görüyor. Oldukça fazla. Yani şu ana kadar bilanço pek parlak değil, bunu söyleyelim. Bir de tabii ki çarpanlarına bakacağız. Bir de öz kaynak kârlı hesapladım o arada. 3,45 bölü 7,90. Yani %43'lük öz kaynak kârlı gayet güzel bir oran. Sektörüne göre bakarsak ise kimyasal maddelerde yer alan bir hisse. Sektörüne göre öz kaynak kârlı gayet yüksek. FK 7,90 sektörüne göre yine güzel. PD bölü DD 3,45 sektörünün yine aşağısında. FD bölü FAVÖK 4,35 bu anlamda da yine sektörün aşağısında. Piyasa değeri bölü satışlara bakarsak da piyasa değeri 1 milyar, satışlar da 1,9 milyar. Yani 2'ye yakın, pardon, ne ikisi? 0,5'e yakın bir oran çıkacaktır. Yani 50-55 civarı bir şey çıkacaktır. Bu anlamda yine sektörüne göre gayet güzel. Borca bakarsak net borç bölü FAVÖK'e göre net borç 438 milyon, FAVÖK'te 352 milyon. Yani hemen hesaplayalım. 438 bölü 352 1,24'lük bir oran çıkıyor. Sektörüne göre yine güzel. Yani sektörüne göre her şey gayet güzel. Ama dediğimiz gibi borç sıkıntısının olması, kaldıraç oranının yüksek olması ve de net kar ve FAVÖK'teki düşüş bu anlamda bir miktar bilançoyu zayıflatıyor. Ama şunu da söyleyelim. Yani ara sıra illaki düşüşler olur. Bu önemli, sıkıntı değil. Şirket genel anlamda güzel, kötü değil ama bilançoyu değerlendirdiğimiz için 10 üzerinden 7 puan, 8 puan anca verilebilir diye düşünüyorum. Yani 7 puan, 8 puan verilebilir. Bir diğer bilançomuz Comfort Gıda. Satışlar 70 milyondan 86 milyona çıkmış. FAVÖK 13 milyondan 16 milyona çıkmış. Net kâra bakarsak da 12 milyondan 8 milyona gerileyen bir net kâr var. Borçta bir önceki çeyreğe göre 3 milyon gerilemiş. Bir önceki seneye göre de 6 milyon artmış. Öz kaynaklarla kıyaslarsak borç sıkıntısı bulunmuyor. Öz kaynaklarda bir önceki seneye göre bir önceki çeyreğe göre 9 milyon artmış. Bir önceki seneye göre de 21 milyonluk ve 19 milyonluk bir artış olmuş. Aktiflerle kıyaslarsak kaldıraç oranını hemen hesaplayalım. 175 bölü 435. Yani %59, %60 civarında bir kaldıraç oranı var. Ortalamanın altında olduğunu söyleyebiliriz. Bir de tabii ki de çarpanlarına bakalım. Comfort. Hemen Comfort yazalım. Bir de öz kaynak kârlılığını hesaplayalım. 3,29 bölü 29,96 %11 civarında bir öz kaynak karlılığı var. Gıda sektörüne baktığımız zaman öz kaynak karlılığı düşük. Zaten piyasaya göre de düşük. FK 29,96. Bu anlamda da FK'sı sektörüne göre yüksek. Zaten yazıyormuş burada. Ben niye tekrar bakıyorsam bakayım tekrardan. Evet, sıkıntı yok. Yani 3,29 sektörüne göre PDD'si şöyle yapalım. Sektörüne göre PDD'de yüksek. Onun dışında FD FAVÖK'e bakarsak sektörüne göre yine yüksek. 2,10 satışlar sektörüne göre yine yüksek. Borç baktığımız zaman borç
sektörüne göre düşük. Genel anlamda çarpanlar çok sağlam değil. Borç anlamında güzel, onun dışında çok iyi değil. Bilançoda da net kârda olan düşüşler dışında çok kötü bir şey yok aslında. Çeyreksel bazı rakamlarda. Tabii öz kaynağın yükselmesi, bir de düzenli yükselmesi de bakın hissenin iyi olduğunu söylüyor. Ama genel anlamda bilanço çok parlak değil. Özellikle sektörüne göre 10 üzerinden 6 puan 7 puan verilebilir diye düşünüyorum. Kütahya Şeker'e bakalım. Kütahya Şeker'in satışları 7 milyondan 29 milyona çıkmış. FAVÖK 0.48'den 4.66 milyona çıkmış. Net kâra bakarsak da o da 2.47'den 6.71'e çıkmış. Borç anlamında bir sıkıntı bulunmuyor. Zaten direkt negatif. Öz kaynaklar bir miktar gerilemiş. 30 milyonluk bir gerileme var. Bir önceki seneye göre bakamıyoruz öz kaynaklarına. Çizgi çıkıyor. Ama genel anlamda bakarsak 2019'daki öz kaynaklara göre güzel bir yükseliş var burada. Bunu söyleyebiliriz. Evet, bir de tabii ki de çarpanlarına bakacağız. Kütahya Şeker. Kütahya Şeker zaten gıda sektöründe yer alan bir hisse. Hemen şeye bakalım, yani 44-74, evet. Çarpanlarda bir sıkıntı yok. Öz sermaye karlılığı sektörüne göre kötü. Zaten %7'lik öz sermaye karlılığı genel anlamda da kötü yani. Sektörüne göre yüksek olsa da bir şey fark etmez. FK sektörüne göre yüksek, 44-74. PDV'de de 3.18'miş, sektörüne göre yine de yüksek. FDF ve 42-47'ymiş, sektörüne göre yine yüksek. Piyasa değeri bölü satışlar sektörüne göre yine yüksek. Bugün 7.44 demiş. Sektörüne göre yine yüksek. Borç yükünün bulunmaması da tek sektörüne göre olumlu olan tarafı. Bir de tabii ki öz kaynakların bir miktar son zamanları düşüşü de düşünürsek bu anlamda son zamanlarda bir sıkıntı yaşadığını söyleyebiliriz. Ama onun dışında bilanço çeyreksel bazda güzel. Yani şu rakamlar güzel. Sektörüne göre pahalı olduğu için 10 üzerinden 6 puan verilebilir diye düşünüyorum. Bir diğer bilançomuz Derimot. Baktığımız zaman satışlar 36 milyondan 64 milyona çıkmış. FAVÖK 0.6'dan 0.48'e gerilemiş. Net kâra bakarsak da o da yine negatif. Bu anlamda sıkıntılar var. Borca bakarsak borç 95 milyon. Öz kaynaklar 67 milyon. Burada da bir sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Bir de kaldıraç oranına bakalım. 67 bölü 334 eksi 1 yaparsak %79'luk bir kaldıraç oranı var. Yani yine yüksek bir kaldıraç oranı olduğunu söyleyelim. Yani sadece satışlar konusunda şu ana kadar güzel olduğunu söyleyebiliriz. Çarpanlarına bakalım. Evet. Derim yazalım. Öz sermaye kârlı zaten yok. Neden? Çünkü yıllık net kârda negatiflikler var. O anlamda sıkıntılar var. Şimdi PDD 4.04 demiş. Tamam, aynı sıkıntı yok. Sektörüne göre zaten öz sermaye kârlıdır. FK'dır, bunlara bakamıyoruz. Onun dışında PDV'de de sektörüne göre pahalı. FDF bak yine yok. Yıllık da çünkü negatif. Piyasa değeri bölü satışlar sektörüne göre güzel bakın. Borç bakarsak da o da sektörüne göre gayet kötü. Zaten net yıllık net FAVÖK'ler negatifti. O anlamda sıkıntılar var. Evet, bilançonun gayet kötü olduğunu söyleyebilirim. 10 üzerinden 2 puan 3 puan anca verilebilir diye düşünüyorum ben. Evet, bir diğer bilançomuz DİTAŞ Doğan. Ben bir su içeyim. Evet, DİTAŞ Doğan'a baktığımız zaman satışlar 22 milyondan 55 milyona çıkmış. FAVÖK 1 milyondan 9 milyona yükselmiş. Net kâra bakarsak negatiften pozitife dönmüş. Borca baktığımız zaman ise ne zamandan beri bakın en düşük borcunun olduğunu söyleyebiliriz. Yani 1 milyon bile aşağısında belki bir sonraki çeyrekte negatife dönecek. Öz kaynağa bakarsak da bir çeyrekte 9 milyon. Bir senede ise 23'ten 65 milyona inanılmaz bir artış olmuş. 42 milyonluk bir artış. Kaldıraç oranına bakarsak da yaklaşık %50'lik bir kaldıraç oranı işlem gördüğünü ve de kabul edilebilir bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar bilanço gayet güzel. Bir de tabii ki de çarpanlarına bakacağız. Şimdi hemen DİTAŞ yazarsak. Evet, DİTAŞ geldi.
Otomotiv yan sanayide işlem gören bir hisse. Şimdi FK'ya bakalım. FK 14.93'müş. Tamam yani bir sıkıntı yok yine aynı. Anladığım kadarıyla ziraat herhalde yenilemiş rakamları. O yüzden direkt hiç tek tek bakmaya gerek bile yok yani. Tekrar Halkbank'a dönüp. Özsermaye karlı sektörünün üstünde. Aktif karlılık da yine sektörünün üstünde. FK sektörüne göre bir miktar yüksek. PD bölü DD'si bakarsak sektörüne göre bir miktar yine yüksek. FDF olarak da yine bir miktar sektörüne göre yüksek. Piyasa değeri bölü satışta bir miktar sektörüne göre yüksek. Borç kısmında ise sektörüne göre düşük. Borç kısmında ve öz sermaye karlı kısmında sektörüne göre güzel. Çarpanların bazılarında bir miktar kötü. Yani o da çok kötü değil. Yani ahamşam kötü değil. Mesela FK 14.93, FK sektörünün 12.37'den çok fazla bir fark yok. Bunu da söyleyelim. Bakın yine FDF vakti yine aynı şekilde çok fazla bir uçurum yok. Piyasa değeri bölü satışta yine öyle bir uçurum yok. Biraz PDDD'de biraz uçurum var. Ama onun dışında yine bir uçurumdan söz edemeyiz. Bence hatta bir miktar ucuzarsa bizim uzun vadede potansiyelli hisselerin içine de girer diye düşünüyorum. Bakalım ödenmiş sermayesine gayet de düşük yani. 26 milyon. Muhtemelen biraz ucuzarsa bizim hisselerimiz arasında da girer bu. Evet, kötü bir bilanço değil. 10 üzerinden 8 puanı bence hak ediyor bu bilanço. Eskar Turizm'e bakalım. Eskar'a bakarsak satışlar 74 milyondan 150 milyona çıkmış. Favo'ya bakarsak 43 milyondan 81 milyona çıkmış. Net kar 19 milyondan 51 milyona çıkmış. Borca bakarsak da borç 277, bir önceki çeyreğe göre 40 milyon düşmüş ama borç öz kaynaklardan fazla. Bu anlamda sıkıntılar var. Öz kaynaklarda 217'den 268'e yükselmiş, 51 milyonluk bir yükseliş. Aktiflerle kıyaslarsak da kaldıraç oranı hemen hesaplayalım. 268 bölü 847 yapalım. %68'lik kaldıraç oranı var. Yani %70'in bir miktar aşağısında. Yani ortalamalara yakın olduğunu söyleyelim ama kabul edilebilir bir seviyede olduğunu da söyleyelim. Şimdi hemen Eskar'a bakalım. Sektörüne göre de. Evet, sektörüne göre baktığımız zaman. Evet, şöyle bir yaptığımız zaman öz kaynak karlılığı %44.6, sektörüne göre yüksek, güzel bir öz kaynak karlılığı. FK 8.55, sektörüne göre ucuz. 3.81 PDD'de sektörün bir miktar aşağısında. FDF sektörüne göre güzel. Piyasa değeri bile satışlar sektörüne göre bir miktar pahalanmış. Borca baktığımız zaman ise sektörüne göre güzel olduğunu söyleyebiliriz. Yani sektörüne göre genel anlamda kötü değil. Ama dediğimiz gibi borç yükünün altında bu anlamda sıkıntılar var. Bunu hallederlerse gayet güzel bir bilanço. 10 üzerinden 6 puan 7 puan verilebilir diye düşünüyorum. Evet, azallah ezan okunuyor. Başkent Doğalgaz'ın bilançosuna bakalım. Satışlar 727'den 959'a çıkmış. Favök 88'den 67'ye gerilemiş. Net kâra bakarsak o da 44'ten 31'e gerilemiş. Borç sıkıntısı bulunmuyor. Negatif borç. Öz kaynaklara bakarsak da bir çeyrekte 30 milyon. Bir seneye bakamıyoruz. O çünkü çizgi. Genel olarak bakarsak bakın 1.9 küsürlerden 2 milyara artan bir öz kaynak var ama çok yüksek bir artış olmadığını da söyleyelim. Yani 2018'den itibaren sadece 30 milyonluk bir artış, 30 milyon 40 milyonluk bir artış gerçekleşmiş. Çok az bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Yani 30-40 değil, pardon, çok pardon, 120 milyon kafam gitti ben. Yani 120 milyonluk bir artış var. Yani çok yani düşük bir oran. Bunu da söyleyelim. Şimdi kaldıraç oranına bakalım. 2094 bölü 5398. Yani %61 kaldıraç oranı var. Kötü bir kaldıraç oranı değil. Kabul edilebilir bir kaldıraç oranı. Şu ana kadar bilanço çok parlak değil açıkçası. Net kar ve FAVÖK'teki bu düşüş yani çok hayra alamet değil. Bir de öz kaynaktaki bu artmayan öz kaynak sıkıntı olabilir. Bir de tabii ki de sektörüne göre bakalım. Baskez'de yazdığımız zaman ağzını bir tane fazla yazmışız. Evet, gayrimenkul sektöründe işlem gören bir hisse. Başkent Doğalgaz gayrimenkul yatırım ortaklığı. Öz sermaye karlı %28'de sektörüne göre güzel.
FK'sı 19.74 sektörüne göre kötü. PDB'nin de 5.53'müş sektörüne göre yine kötü. FDF 12.19'muş sektörüne göre bir güzel. Piyasa değeri bölü satış 2.16 sektörüne göre güzel. Net borç bölü fabrikte sektörüne göre ne güzel, çünkü borç bulunmuyor. Evet, sektörüne göre genel olarak kötü değil. Ve FAVÖK'le net kardaki azalış dışında kötü bir bilanço değil. Bir de öz kaynaktaki artmayan öz kaynak sıkıntısında var. Ama onun dışında güzel bir bilanço, 10 üzerinden 7 puan verilebilir diye düşünüyorum. Evet, bir diğer bilançomuz Altın Yunus Çeşme. Baktığımız zaman satışlar 0.69'dan 8 milyonu artmış. FAVÖK negatiften pozitife dönmüş. Tabii yıllık FAVÖK de artıya dönmüş. Net kara bakarsak -4'ten -1'e yükselmiş ama yıllık net kar hala negatif. Bu anlamda sıkıntılar var. Borç 12 milyon. Bir önceki çeyreğe göre 4 milyon azalmış. Bir önceki seneye göre de 5 milyon azalmış. Öz kaynağa bakarsak bir önceki seneye göre 3 milyon azalmış. Bir önceki seneye göre de 9 milyon azalmış. Pardon, bir önceki çeyreğe göre 3 milyon azalmış. Ara sıra dilim sürtüşü, kusura bakmayın. Kaldıraç oranında düşük olduğunu söyleyebiliriz. Yani %50'nin aşağısında. Evet, öz kaynaktaki artmayan öz kaynak, yani son şu bakın 2019'un son çeyreğinden itibaren sürekli azalan bir öz kaynak var. Bunun dışında net kar negatif, bu anlamda sıkıntılar var. Onun dışında bilen çok kötü değil. Yani bir de şeye bakalım, çarpanlarına bakalım. Acesin. Yani yarı yarı iyi bir bilanço olduğunu söyleyebiliriz şimdiye kadar. ICS'e baktığımız zaman alt pazarda işlem gören birisi, tabii ki de negatif yıllık kar olduğu için direkt öz sermaye karlı negatif, yani yok. FK da yok. Bu anlamda sıkıntılar var. PD bölü DD bakımından da 6.37'ymiş. Sektörünün bayağı bir üstünde. FD bölü FAVÖK'te bulunmuyor. Bakalım tekrar, yıllık FAVÖK 3.42. Burada niye bulunmuyor? FD bölü FAVÖK şeyden dolayı, 100'den fazla olduğu için zaten, yani bulunsa bile burada sektörüne göre oldukça fiyatta. Piyasa değeri böyle satışlar sektörüne göre yine çok fazla. Borç durumu anlamında sektörüne göre bir miktar güzel. Yani genel olarak çok parlak bir bilanço olmadığını söyleyelim. Yani bakın, net satış artmış, güzel. FAVÖK artmış, o da güzel. Yani net kar artmış ama negatiften negatife, kötünün iyisi. Yani bir de öz kaynaklar da artmıyor. Yani genel anlamda FAVÖK ve satış dışında çok parlak bir bilanço değil. O yüzden 10 üzerinden 3 puan anca verebiliyorum bu bilançoya. Evet arkadaşlar, bu videomuzda bu kadardı. Videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Ayrıca videolardan anında haberdar olmak için de abone olun yanındaki zil tuşuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.